Ya adamcağız önce Parkinson'a yakalanmış. Hüseyin Bey'in arkadaşının dedesi. Hüseyin Bağlam. Parkinson, Alzheimer, demans derken Türkiye'nin sayılı ressamlarından biri olan şahıs 83 yaşında donmuş kalmış. Ne çocuklarını tanıyor, ne torunlarını tanıyor. Ne sohbet ediyor, ne televizyona bakıyor, böyle alık alık bakıyor. Hüseyin Bey'in arkadaşı demiş ki, ya dedem çok iyi bir insandı, sohbet ediyorduk, şimdi adam fili bitmiş, makine gibi durdu kaldı, robot gibi kaldı. Hiçbir bağlantımız kalmadı. Ne olacak, çok üzülüyor. Demiş ki, Gökçek yapsa yapar, o yapar. Ben ondan çok ürün kullanırım, çok faydasını gördüm, anca yapsa yapar, o yapar demiş. Kim bu adam? Şu Gökçe. Aradılar beni. Dedim ki çok çok ilerlemiş ama alt alta bir deneyelim. Etkisi olursa devam ederiz. Alt alta deneyelim. Bilmiyoruz çünkü. Bilmediğimiz başka şeyler olabilir. Allah bilir. Bizim bu ürünleri aldılar, kullandılar. 3 hafta, 4 hafta. O çok güzel gelişmeler oluyor. Devam ettiler. 7 ay. 7 ay sonunda adam tekrar resim yapmaya başladı. Bu sefer yaptığı resimler daha öncekilerden daha kaliteli. Yani sohbet normal günlük hayata döndüğü gibi daha güzel resimler yaptı. Yani hastalıktan önceki halinden daha önceki haline döndü. Elhamdülillah. İşte bu mucizevi ürün birçok insan kullandı. Mesela Neslihan kullanmış, Neslihan Hanım. Beyni adeta formatlıyor, yeniliyor, temizliyor. Çağıl Denizcen, aslan yenesi, zihni berraklaştırıyor, konsantrasyon artırıyor, sakinlik veriyor. Aynı zamanda yan etkisi yok demiş. Afrikalı bungalov, evet ne demiş bungalov? Dinamik zinde kalkabiliyorum, enerji veriyor, dinamik zinde. Şemsi Hanım, unutkanlık Alzheimer'a karşı etkili demiş. Eren Şişman gastrit ülsere karşı etkili. La ilahe, ben gastrit ülser için bilmiyordum yani. O da yeni bir bilgi. Evet, çok güzel yorumlar var. Aslan yelesi.